Merhaba arkadaşlar, mutfağıma ve kanalıma hoş geldiniz. Bugünkü tarifim kolay el açması ıspanaklı börek. Mutlaka denemenizi tavsiye ediyorum. İnanın çok lezzetli ve oldukça da kolay bir börek. Hamuru da çok rahatlıkla açılıyor. İlk kez yapacaklar bile mutlaka denemeli. Sizleri daha fazla bekletmeden bu güzel tarifin yapım aşamalarına geçelim. Öncelikle hamuru yoğurarak başlıyorum. 6 su bardağı evimizdeki klasik bardaklarla unu derince kabımın içerisine alıyorum. 1 tatlı kaşığı dolu dolu tuz, 2,5 su bardağı suyu da yavaş yavaş katıp böyle orta sertlikte bir hamur elde ediyorum. Çok aşırı yumuşak da değil, çok sert de değil arkadaşlar. Orta sertlikten biraz daha yumuşak hazırlayabilirsiniz. Suyumu yavaş yavaş katıp hamuru yoğuruyorum. Hamuru kabımın içerisinde toparladıktan sonra şöyle birkaç dakika muhakkak bu işlemi hamurunuzun kaliteli olması için yapın arkadaşlar. Masamın üzerinde bir miktar un serpip hamuru şöyle 3 dakika en az güzelce yoğuruyorum. Hamurunuzun rahat açılması için ve daha güzel bir hamur elde etmek için lütfen buna dikkat edin. Hamuru 3 dakika yoğurduktan sonra şöyle toparlıyorum. Gördüğünüz gibi olması gereken kıvam tam da bu. Ne çok yumuşak, ne çok sert. Çok güzel bir hamur var bu böreğin. Biraz un serpip hamurumu uzun silindir haline getirdikten sonra ortadan ikiye kesiyorum. Toplamda 8 parçaya böleceğim arkadaşlar. Beze haline getireceğim. Büyük olanları küçüğe ekliyorum. Küçük olanları büyüğe. O şekilde eşitleyebilirsiniz. Videoda da gördüğünüz gibi. Tüm hamurları beze haline getirdikten sonra üzerine birazcık un serpip kapatıyorum. Bir 10-15 dakika burada dinlendirdim ama isterseniz bu aşamayı yapmadan direkt tepsiye biraz un serpip tepside de bekletebilirsiniz. Ben ilk önce o şekilde beklettim. Baktım masanın üzerinde iç harcımı hazırlamam gerektiği için tepsiye aldım. Sizler de hiç masanın üzerinde değil böyle tepsiye un serpip hamurlarınızı alıp üzerini temiz bir bezle örtüp dinlendirebilirsiniz. Şimdi artık iç harcını hazırlıyorum. 750 gram temizlediğim, doğradığım ıspanağa bir miktar tuz serpip ovalıyorum. Bu işlemi de yapabilirsiniz. İsterseniz üzerine kaynar suyu döküp biraz bekletip sıkıp da hazırlayabilirsiniz. Her ikisi de olabilir arkadaşlar. Tuzu serpip güzelce ovalayıp ıspanakları ufaltıyorum. Hemen ardından şöyle ayrı bir kabın içerisine 2 adet orta boy kuru soğanı yemeklikten biraz daha küçük olacak şekilde doğradım. Bir miktar şu 100 gram kadar beyaz peynir ufaladım, içerisine kattım. Biraz karabiber, birazcık da kırmızı toz biber ilave ettim. Zaten tuzu ıspanağı ovalarken eklemiştik. Daha fazla katmamıza gerek yok. Bir taraftan da ıspanağın suyu akıyor, kusura bakmayın, fark etmemişim onu. Hemen ardından şöyle kaşıkla güzelce karıştırıyorum. Ispanaklı iç harcımı kenara alıyorum. Dinlenen hamurumdan hemen bir tane masamın üzerine un serpip bırakıyorum. Hamur yumuşadı çünkü sıcak olduğu için bekledi tabii ki arkadaşlar. Dolapta değil, normal oda ısısında bekletebilirsiniz. Ortalamada yarım saat kadar dinlendirmeniz yeterli. Masanın üzerine unu serpip hamurumu ortalama bir 35-40 santim çapında açıyorum. Açabildiğiniz kadar da açabilirsiniz arkadaşlar. İsterseniz daha fazla açabiliyorsanız açın, daha güzel olacaktır. Hamura çok öyle bastırmadan hafif hafif oklavayla değdikçe bile açılan bir hamur.
Arada sırada un serpiyorum. Çok fazla olmadan, çok un serperseniz hamurunuzu sertleştirirsiniz. Baktınız böyle yapışacak gibi olduğunu görünce hafif serpmeniz yeterli. İlk defa hamur açan arkadaşlar için özellikle böyle ayrıntılı bir şekilde gösterdim. Dikkatlice izleyip videoyu baştan sona kadar izlemeyi unutmayın arkadaşlar. Püf noktalarını da bu şekilde kaçırmamış olacaksınızdır. Hamurumu gördüğünüz büyüklükte açtım artık. Gayet güzel. İnceliği de iyi. Çok böyle aşırı ince olmasına da gerek yok zaten. Masamın üzerine hamuru yerleştiriyorum. 100 gram tereyağını erittim. Kabımın içerisine alıyorum. Ortalama şöyle yarım çay bardağı kadar da sıvı yağ ilave ediyorum. İsterseniz direkt sıvı yağ ile bile yapabilirsiniz. O da gayet güzel oluyor ama tereyağının lezzeti bildiğiniz üzere daha börekte, böyle kurabiye tarzı tatlarda güzel oluyor. Çok aşırı olmadan yağı her tarafa sürüyorum. Böyle yağı çok aşırı abartmayın arkadaşlar. Çok aşırı koymanıza gerek yok. Hazırladığım ıspanak harcından şöyle yeterince serpiyorum. Bu ıspanağı 8 hamuruma da yetireceğim ve tam bir tepsi oluyor. Kenarından her iki ucundan da gördüğünüz şekilde katlıyorum. Hemen diğer ucu da aynı şekilde. Çok aşırı böyle sıkmadan, çok aşırı gevşek de bırakmayın. Hafif böyle sıka sıka hamuru sarıyorum. Tamamen kendi haline bırakın. Yağlı kağıt serdiğim tepsinin içerisine hamurlarımı alıyorum. Hemen hızlıca bir tane daha şöyle göstereyim sizlere. Özellikle ilk kez yapacak arkadaşlar böyle ayrıntılı bir şekilde lütfen izlemeyi ihmal etmesin. Püf noktalarını kaçırmamak için. Bazen videolarda çok konuştuğumu söyleyen arkadaşlar için bu kısma kadar birazcık sessiz çekmek istedim. Bu kısım da onlar için olsun. Gördüğünüz gibi hamuru aynı şekilde katlayıp tepsime alıyorum. Ve sonuncu hamurumu da artık bitiriyorum. İnanın şunu yapmam bir yarım saatimi anca aldı. O kadar hızlı açıldığı için hamur yapması da kolaylaşıyor tabii ki. Siz benim gibi böyle üzerine bastırmayın sakın. Neden böyle üstüne bastırdım bilmiyorum. Yerleştirmek için mi artık? Siz bastırmayın arkadaşlar. Bir miktar yağı böyle sütsüz kısmından almıştım, kenara ayırmıştım tereyağını. Onun içerisine bir adet yumurtanın sarısını ekleyip üzerine güzelce sürüyorum. Önceden ısıtılmış 180 derecelik fırında pişirdim. Sizler de kendi fırın ayarınıza göre lütfen dikkatlice pişirin. Kiminin fırını daha hızlı, kiminin daha yavaş pişirebilir.
Çok yavaş pişiriyorsa 190'a kadar, çok hızlı pişiriyorsa 170'e kadar da düşürebilirsiniz. Böreği fırından çıkardım, artık sunuma getirdim. İnanın müthiş olmuş arkadaşlar. Hem çok lezzetli hem de bereketli bir börek diyebilirim. Şöyle dilimleyeyim, ayrıntılı gösterip videomu bitireceğim. Her zaman söylediğim gibi videonun yorum kısmına birden 10'a kadar puanlarınızı bekliyorum. Ayrıyeten deneyin arkadaşlar. Yine videonun yorum kısmına nasıl olduğunu yazarsa en azından diğer deneyecek arkadaşlara da bilgi olur. Bu güzel böreği siz izlerken ben artık vedalaşayım. Umarım sizler denedikten sonra çok daha güzelini yaparsınız. Instagram'dan Seval Mutfakta olarak da beni takip almayı unutmayın. Hoşça kalın.